Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Her gün sizler için gerçek yaşanmış anılar ve itiraflardan bahsediyoruz. Sizler de ailemizin bir parçası olmak isterseniz abone olarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Merhabalar. 17 yıl önce eşimi kaybettim. 17 senedir yalnız yaşıyorum. Yalnızlığımı da seviyorum. Ta ki bu şarkıcı kalbime girene kadar. Şimdi ünlü bir şarkıcıya aşığım. Ben 40 yaşın üstünde bir kadınım. Bir kez evlendim ve 6 yıl sürdü. Maalesef eşimi kaybettim. Bir kızım vardı. Onu da büyüttüm ve evlendirdim. Şimdi yalnızım. 17 yıl oldu eşimi kaybedeli. Yalnızlığa alıştım. Bir daha evlilik düşünmüyorum. Zaten zor bir insanım. Kolay kolay kimseyi sevemedim. Fakat bir kişiyi sevdim. O da ünlü bir şarkıcı. Eşinden yeni ayrıldı. Bir de kızı var. Biliyorum, o insanların hayatları çok hareketli oluyor. Aslında mantıklı düşünen bir insanım fakat gönlüme söz geçiremiyorum. Hep onu hayal ediyorum. Babamı erken yaşta kaybettim. Onunla baba kız sevgisini hiç yaşamadım. Annemle de aynı şekilde. Ondan küçükken ayrıldım. Memleketten İstanbul'a gelmiştim. Ablamın yanına yerleştim. Daha sonra iş hayatına atıldım. Bir daha da memlekete dönmedim. Annemden de bu şekilde ayrı kaldım. Maalesef onu da kaybettim. Anlayacağınız, sevmeye de sevilmeye de ihtiyacım var. Şimdi sanki bu ünlü şarkıcıdan başkasını sevemezmişim gibi geliyor. İnanın onu çok seviyorum. Ne yapsam bir türlü onu sevmekten vazgeçemiyorum. Kimseye de anlatmıyorum. Yalnız sizlere yazmak istedim. Belki anlarsınız. Onun konserlerine gitmek istedim. Kendimi kötü hissederim diye vazgeçtim. Yalnızca sosyal medyadan takip ediyorum. Onu o kadar çok seviyorum ki bu sevgi hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi de onun hayaliyle yaşıyorum. En çok da o ünlü şarkıcının sevgisine ihtiyaç duyuyorum. Eşim öldüğünden beri hiç kimseyi hayatıma almadığım gibi hayalini bile kurmamıştım. Bundan sonra da kimseyi hayatıma alamam da. Yalnızca bir mucize olursa onunla olabilirim gibi geliyor. Bana bu konu hakkında tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. İkinci itiraf. Babam erkek arkadaşımdan ayrılmam için beni sürekli aşağılıyor ve hakaretler yağdırıyor. Hatta güzel olmadığımı söyleyerek daha da kötü hissetmemi sağlıyor. 23 yaşındayım ve hayatımda benim yaşımda birisi var. Çok iyi anlaşıyoruz ve evlenmek istiyoruz. Fakat o evlenip ayrıldığı için babam kesinlikle istemiyor. Ayrılmam için beni sürekli aşağılıyor ve hakaretler yağdırıyor. Babam benim güzel olmadığımı bile söyledi. Düşünebiliyor musunuz? Zaten bize hiçbir zaman bir baba gibi davranmadı. Bizden, ailemden sürekli utandı. İki kardeşim zihinsel engelli. Bu yüzden bize düşmanmışız gibi davranıyor. Evde kimse ona söz geçiremiyor. Dünyada sadece kendisi varmış gibi hareket ediyor. Babam, erkek arkadaşımın ailesi de dahil herkese beni sildiğini söylüyor. Bu kapıdan çıkarsa bir daha giremez diyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Erkek arkadaşımdan da ayrılmak istemiyorum. En son 25 gün önce bu konuyu konuşmak için babamı aradığımda işitmediğim hakaret kalmadı. 25 gündür ailemle aynı sofraya oturmuyorum. Konuşmuyorum ve kimsenin umurunda bile değilim. Erkek arkadaşım kalk gidelim artık buralardan diyor. Fakat ailemi çok seviyorum. Ne yapmalıyım, nasıl bir karar almalıyım bilmiyorum. Ailemin umurunda değilim. Gitsem bile aldırmayacaklar. Ama bir yandan da korkuyorum. Eğer sevdiğim adamla yapamazsam, dönebilecek bir evim yok. Gitmesem de artık utancımdan onlarla aynı sofraya da oturmam, oturamam. Arada ipler koptu gibi görünüyor. Üstelik sevdiğim gencin bu tavrı hak etmediğini düşünüyorum. Lütfen bana bir yol gösterin. Babamın tavırlarından ve şu içinden çıkılmaz durumdan çok sıkıldım. Üçüncü itiraf. Eşim beni tanımadan önce sık sık iltifatlar duymaya alışmış. Fakat yapım gereği ben sevgimi belli edemiyorum. O bu durumdan rahatsız. Defalarca konuştuk, tartıştık fakat ortak yol bulamıyoruz. Merhabalar, ben 1,5 yıllık evliyim ve 6 aylık bir kızım var. Eşim de ben de memuruz. Eşimle daha önce başka bir sektörde çalışırken tanışıyorduk. Fakat herhangi bir sevgililik veya flört durumumuz olmamıştı. O dönem arkadaşlık teklifi etmiştim fakat kabul etmemişti. Ondan sonra da hiçbir iletişimimiz olmadı. O süreden evlendiğimiz 2019 yılına kadar bana aralıklı olarak ama sürekli yazdı.
Eşim çok güzel. Bekarken birçok kişi etrafında pervane olmuş. İlgi ve alakadan aşırı şımartılmış biriyken benden o tür davranışlar görmemesi onu hırçınlaştırdı. Benim o kişilerin gösterdiği davranışlarla yaklaşmam onun egosunu söndürdü. Yıl 2019 olunca sevgi, kader bizi bir anda nikah masasına oturttu. Nişanlılık döneminden şu zamana kadar hemen hemen her gün yaşanan tartışmalarımızın ana teması neden bana ilgi göstermiyorsun, neden benimle ilgilenmiyorsun oluyordu. Ben ataerkil ailede büyüdüm ve sevgimi belli etmeyen, daha çok içinde saklayan bir insanım. Ancak eşim bu yapımı biliyor. Ben de mümkün mertebe sevgimi dışarı vurmaya çabalıyorum. Yine de pek onu tatmin edecek derecede olmuyor. Çocuğumuz oldu derken yine hemen hemen her gün aynı konularda tartışmalarımız oluyor. Bu tartışmalarda eşim aşağılayıcı, kırıcı tavırlar sergilediğinden her tartışma benden bir parça alıp götürüyor. Artık içimde ona karşı bir sevginin kaldığına inanmıyorum. Beraber vakit geçirmek istemiyorum. Evime gitmek istemiyorum. Çünkü evimde mutsuzum, işimde mutsuzum. Karşıma alıp güzel bir üslupla derdimi anlattığımda yine iğneleyici sözler işitiyorum. Erzurum'da yaşıyoruz ve şehrimizde yapılabilecek çok fazla aktivite yok. Çıkıp bir çay bahçesinde oturmak veya caddede gezmek dışında pek bir şey yapamıyoruz. Ama bunları yapmamız bile kendisine yetmiyor. Bir yanım boşanmayı istiyor, bir yanım da boşanmak çözüm değil diyor. Gerekirse terapiye gidelim dedim. Terapilik bir şey yok, sen kendini düzelt dedi. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Dördüncü itiraf. Sevgilimin eski kız arkadaşıyla yazışmalarını yakaladım. Normal bir sohbet gibi görünüyordu ama bu beni rahatsız etti. Erkek arkadaşım bir daha görüşmeyeceğini söylese de bu yaşananları unutamıyorum. Benim 2 yıldır bir sevgilim var. Birbirimizi çok seviyoruz. Çok da iyi anlaşıyoruz. Önümüzdeki sene yüzük takmayı düşünüyoruz. Fakat geçtiğimiz günlerde telefonunda eski bir kız arkadaşıyla olan mesajlarını gördüm. Normal bir sohbet gibiydi ama beni çok rahatsız etti. Dünyam başıma yıkıldı resmen. Sevgilime bunu söyler söylemez anında kızdı. Anında o kızı aradı ve olanı biteni bir de ondan duymamı sağladı. İkisi de bu durumu doğruluyordu ve gördüğüm mesajlarda sadece arkadaş olduklarını anlamam kolaydı. Ama ben yine de onun eski kız arkadaşıyla görüşmesinden rahatsız olmuştum. Benim rahatsız olduğumu anlayınca da kızın numarasını sildi. Bir daha benden habersiz, böyle bir şey yapmayacağına, beni asla yanıltmayacağına dair sözler verdi. Ben de inandım. İlişkimizi bozmadım. Ama bu yaşananlar sürekli olarak aklımda. Acaba tekrar onunla konuşur mu, görüşürler mi diye düşünmeden edemiyorum. Sevgilim daha önce bana hiç yalan söylememişti. Beni üzdüğü için pişman olduğuna eminim. Ben onu çok seviyorum. Bırakmak da istemiyorum. Fakat ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var.